18 Haziran Pazartesi. Bir iş haftası normalleşme sürecinde başladı. Bakalım adapte olabiliyoruz mu? Ya enteresan bir dönem yaşadık ya. Ya şöyle bir enteresan, ben yani kendim için konuşayım tabii, herkes için konuşamam. Bu dönemde hani çalışamadık, işe gidemedik, işte yasaklar, sokağa çıkma yasakları falan filan derken bu rutin tembellik dönemine vücut alıştı. Şimdi işe giderken zorlanıyoruz ya. Saçma iştir. İnsan şey moduna geçiyor. Ulan hava güzel. Günlük güneşlik. Niye sokaktayız? Ve hayır, sokaktayız tamam, iyi bir şey de niye gezmeye doğru değil de şöyle turlamaya doğru değil de şeye gidiyoruz. İşe gidiyoruz. Moduna geçtik yani. Benim güzergahım Karşıyaka'dan Kısık Sanayi Sitesi tarafına her gün. İşte Kısık Sanayi Sitesi'nden de akşamleyin otoban üzerinden Karşıyaka'ya gelme şeklinde benim güzergahım, günlük güzergahım, işle ilgili tabii. Fark ettim ki her tarafa radar koymuşlar ya. Nasıl fark ettim? Ceza yiyince fark ettim abi. Öyle böyle değil ya. Yani herhalde 50 km hızla gidilecek yerde 80'le mi gitmişim, ne yapmışım? 80'le mi gitmişim, ne yapmışım? Yemişim 1228 lira cezayı, işte erken ödedik, 900 lira falan oldu. Onun da tebligat falan gelmedi ha. E-Devlet'ten anladım. Aklıma gelince gene stresten gazlama isteği doğdu. Böyle yani. Bu Covid dönemi insanda bir tembellik, miskinlik yaptı ya. Böyle hiç sabah yataktan kalkmak istiyorum ki ben öyle değilimdir yani. Ben gece 5'te yatsam sabah 8'de yani arada 3 saat uyusam gene gözümü açarım yani. Uyanacağım dediğim saatte uyanırım. Yani bin şükür uykuyla ilgili hiçbir problemim yok. Yani hani yatıp da akşam yatağına bir türlü hani saatlerce yatakta dönen uyuyamayan insanlardan değilim yani. Uyumak isteyeyim 3 saniye sürer uyumam yani. Ama uyanmak istediğimde de uyanırım yani. Öyle bir yapım vardı ama bu dönemde bu iş biraz bozuldu tabii. Çünkü şeyde neden orada bir de araya Ramazan girdi. Ramazan'da şimdi oruç tutacağım tabii. Abi akşama kadar 4 gün yasak var. Sokağa çıkma yasağı. Sokağa çıkma yasağında evde de Ramazan'dasın. İşte bir şey de yiyemiyorsun, içemiyorsun. Ne yapacaksın akşama kadar? Bu sefer ne oldu? Geceleri yaşayıp gündüz uyuyarak geçirmek zorunda kaldım ya. Hani aslında çok şey değildir yani, kabul değildir. Orucu uyuyarak yemek ama yani evde yapacak bir şey yok. Ben hiç evde duran da bir insan değilim ya. Evde vakit geçirmeyi de bilen insan değilim. Vallahi
enteresan böyle bir dönem geçirdik ya. Kameralar güzel öpüyor adamı. Solladım ya, anasını satayım. Nasıl iş? Hayret. Kendimle gurur duymuyorum. Bu arada İzmir'de asfalt büyük bir sorundu. Geçenlerde bir hızlı bir giriştiler. Her yere asfalt attılar, bak burası gibi. Şu an asfalt bayağı güzel, zımpara gibi ya. Çok beğendim yani. Ve bu hani manevraları, bak mesela şurada eski asfaltlar. Şu an gittiğim yerde. Pek güvenemiyorum oranın asfaltına. Ama o temin geçtiğim yerler iyi asfalt. Yani bayağı da yüklü bir mesafeyi şey yaptılar. Asfalt yaptılar ya. Neyse bak, buralar hep eski asfalt. Herhalde buralar düzgün, ihtiyaç yok diye yapmadılar da. Yani şeye kadar, Gazi Emir'e kadar bayağı güzel, havaalanına kadar güzel asfalt attılar yani. Günlerde şöyle hani internette dolaşırken bir motosiklet gözüme takıldı. Değiştirmeyi düşündüğümden değil tabi. Ama güzel bir motosiklet. Tarz olarak biraz değişik tabi. Bununla alakası yok. O cruiser tarzında. Çok beğendim motoru. Şu an herhalde bilinen fabrika üretimi piyasadaki en güçlü CC'ye sahip cruiser. Hatta hani segment sınırlaması yapmadan söyleyeyim. Şu an
bütün dallarda piyasadaki en yüksek CC'ye sahip motor olduğunu düşünüyorum. O Triumph'ın Rocket 3 R ve GT'si var. İki modeli var. R biraz daha seri. Yani seri derken daha hafif yani GT'ye göre. GT biraz daha aksesuarlı makine olduğu için ondan. Yani öyle ağırlık farkı da hani 5-10 kiloyu geçmez diye düşünüyorum yani. Ama şu an bunları tahminen söylüyorum. Çok şey yapmadım. O kısımlara pek ilgilenmedim açıkçası. Ama aradaki en bariz fark şey, GT'de pegler şöyle önde. Şu şekilde. Önde ayağını basarak yani chopper kullanıyormuş gibi pozisyonunuz. R'da ama bunun gibi geride peg. Yani peg ayarlanabiliyor motosiklette. Peg gibi ileri de alabiliyorsun, geri de alabiliyorsun. Benim tahminim ikisinin de yeri hazırdır. Yani R alıp GT gibi kullanabilirsin veya GT alıp R gibi kullanabilirsin diye düşünüyorum. O motorda motor arkadaşlar 2500 cc ve 3 silindir 172 beygir miydi neydi? Acayip torklu bir cihaz. Yani mükemmel bir cihaz ya. Duruşu falan iyi yani. Çok beğendim motoru. Ha alır mıyım? Ama İzmir şart yani Türkiye şartlarında alınacak motor mu? Hani motor çok güzel de ama alınmaz diye düşünüyorum. Yani niye öyle düşünüyorum? Çünkü 2500 yüksek bir ihtimal hani 7 litreden aşağı yakmıyordur o. Şehir içinde de çok kullanacağım için ben şehir içinde daha da artar. Yani o yüzden pek şey için ama mesela rahat bir motor, koltuğu falan harika. Beğendim. Koltuğu falan harika, çok beğendim. Onu incelemenizi tavsiye ederim. Triumph'ın sitesine düşmüş yani şu anki Türkiye sitesine de yani Corlas'ın sitesinde var. Yani BMW'den başka hani almak istesem almak isteyeceğim tek şey motor o olur herhalde. Yani XR'dan vazgeçip hani biraz yani motor yaşlı işi. Hani bakmayın şey hani çok güçlü hani yaşlı işi dediğime çok güçlü bir motor da 172 beygir dedim ya. Torku da 220 ha 220 küsür arkadaşlar. Ya yani öyle bir tork yok yani. Öyle bir tork yok yani hiçbir şeyde motosiklette. Efsane cihaz. Çok beğendim. Yere çok yakın. 300 kiloya yakın bir motor. Hani ağır biraz. Dedim ya onu alacaksın böyle. Şehirler arası yolda gideceksin. Çünkü su soğutmalı. Hani hava soğutmalı değil yani şişmez etmez. Uzun yolda. Harika bir motor yani beğendim. İnceleyin. Yalnız şöyle bir durum var tabii. Hani mesela hemen bir hatasını buldum. Yani hatasını derken yani bu kullanıma engel bir şey değil tabii ki. Depo ebadıyla yani depo ölçüsüyle alakalı bir eleştiri bu. Ya 2500 cc motor yapıyorsun. Yüksek bir ihtimalle 7-8 litreler yakacak o motor tamam mı? Hani fabrika verilerinden daha fazla yakacaktır diye düşünüyorum. Ya ona gidip 18 litre depo konurum ya. Koy 25 litre depo en az. Yani zıt pırt benzin istasyonunda mı duracağız? Yani akıl işi değil yani. Adamlar bak mesela BMW, GS, bak şuna bile adam 20 litre motor şey koymuş, depo koymuş. Bana göre bununki de az. Bu da 25 hak ediyor. Yani çünkü 4 silindirli motor anasını satayım yani yüksek beygir gücü var. Yani yüksek bir ihtimal yakıtı hızlı tüketecektir. Yani hızlı tüketecektir derken mesela atıyorum seleflerine göre çok az yakıyor bana söyleyeyim. Yani bu bak şehir içinde kullanıyorum gazlıyorum ediyorum 6.7'ler falan yani motorun yakıtı. Görüyorsunuz bak şurada. O yüzden hani bu motorlu da ama şöyle dikkat ettim genelde motorları hani 300-350 km yapacak kadar yakıt koyuyorlar.
Şey çok iyiydi mesela, NC750X. Bir alıyordun, onda kaç litreydi ya? 15 litre miydi, 17 litre miydi? Neyse öyle bir şeyi vardı. Neyse, hatırlayamadım bak şimdi. Neyse ama onunla bayağı bir kilometre yapıyordun yani. Onun çünkü çok yakıtı, yani performans motor olmadığı için yakıtı çok düşüktü. Ama işte dediğim gibi bu böyle Triumph'ın o 2500 serisi yani Rocket 3'ünde Allah aşkına ya 25, en az 25 litre depo olmalıydı. Gerçi şöyle bir durum var arkadaşlar, 25 litreyi koyuyorsan şuna depoyu, depo yukarıda ağırlık merkezini çok bozar yani. Belki kullanımı değiştirebilir. Hatta hani depo doluyken ve boşken ki aradaki fark bile hani kullanımda değişebilir. Hani viraj yaparken de. Depo doluyken viraja yattığın, boşken viraja yattığın arasında mutlaka fark olacaktır yani. Çünkü 25 litre az değil yani. 25 litre neredeyse hani düz hesap. Tabii ki 25 litre 25 kilo değildir de. Litrede farklı biraz. Ama hani düz hesap diyelim, 25 kilo diyelim ona. Virajda 25 kilo yukarıdan basmayla 25 kilo az olması tabii bence çok büyük fark yaratabilir ya. Yani bence yani. Evet, bir inceleyin, çok güzel motor. Ya buradaki şeyde yok, olsa ben gideceğim, hani İzmir'deyim, ben gideceğim alıp bir test sürüşüne çıkacağım o motoru ama yani yabancı kanallarda, hani YouTube'daki yabancı kanallarda incelemesi var bir sürü. Hatta hem GTC'nin hem R modelinin, GTC'sinde çantalar da var, yan çantalar. Çok yakışıklı motor ya, yani cruiser motorları genelde, yani çok o tarzı şey yapmam, hani beğenmem. Ama şey, o motoru bayağı beğendim ya. Önde çift bar var ya, o da çok hoşuma gitti. Önde çift bar var, o da çok hoşuma gitti. Şeyde, neden onunla, tek farlı motorları hani pek fazla beğenmiyorum. Harley'ler hariç, Harley'lerin tek far, o zaten ona çok yakışıyor, Harley'e. Yani Harley'in biraz karakteri gibi oldu o tek far. Şeyde, neden onunla, geçen günde Harley'in bir modelini gördüm. Ben çok Harley modellerini bilmem yani, isimlerini. Hangisiydi o ya? O da çok güzel bir motor. Çok beğendim. Ya beygir gücü de yüksek. O da çok güzel ama mesela onu almayı planlamam mesela. Bir de pahalılar zaten. 200 milyardan aşağı değildir o. Ya da 250 milyardan aşağı değildir o motor. Harley'in o motoru. Şeyde, Rocket de 200 ile 210 küsur arasında fiyatı var. Yani motorlar acayip uçtu. Acayip uçtu ya. Ha bak, buraları da tırmıklamışlar ha. Asfalt atmışlar mı ya? Ha şuralarda su tahliyeleri var ya, oraları ellememişler bir. Onları da yapacaklar herhalde. İnşallah güzel yaparsınız. Temin geçtiklerim yerlerde güzeldi. Ya bir de her tarafta radar var. Basamıyorum da. Bastıktan sonra pişman oluyorum ama. Diyorum ya, gördüyse ya yazdıysa şimdi. Şeyler yazıyor bize. Motor setleri. Hani tepeden çok. Tepeden de yazıyorlar da, çünkü arkadan da görüş yapıyorlar ya onlar, kameraya arkadan da bakıyorlar. Plakayı görüyorlar. Şey, neden onun adına, gezici radarlar var ya, onlar acayip yazıyor ya motorlara. Vallahi burayı da asfaltlamışlar. İşte buraya kadar gelmişler bak. Ama bir hızlı yaptılar ya, bir haftada bütün İzmir'in yollarını böyle bir asfalt attılar yani. Buraya kadar. İzmir merkezinin il sınırı gibi. Yani
Dayı nereden gideceğine bir karar ver ya. Biraz video ekleyebilirim yani arkadaşlar. Bu pandemi döneminde pek video ekleyemedik. Zaten kimse gezemedi. Şimdi bizim eğitim aldığımız Ayvers Hoca yeni bir mekan açtı. Daha tabii o şey olduğu için o resmi bir yer açıyor. Milli Eğitim'den onaylı bir yer açıyor yani. İşte herhalde o onay işlemleri bitirildiği zaman açılışı yapacak. Bir giderim oradan bir video çeker gösteririm yani. İyi bir hocadır. İyi bir eğitmendir. Aybars Hoca. Buradan selamlar ona. Bakalım gidersen bir video çekeceğim orada. Bir türlü gidemedim. Nasip olmadı. İnşallah çözülür bu iş. Kendinize iyi bakın, tekenize taş değmesin, dikkatli kullanın, sağlıcakla kalın.